Herkese Akıntı Yayınat'tan merhaba. Ben Banu Güven, Kemal Göktaş'la beraber son yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendireceğiz bu yayında. Sürpriz sonuçlardan bahsedebiliriz, öyle değil mi Kemal? Yani evet, herkes için herhalde sürpriz oldu. Anketler ayrı mesele, onu tartışmak çok uzun sürer ama İstanbul'da ya da Ankara'da bir fark olacağı görünüyordu ama hiçbir anket firması bu isabetli bilmedi sanırım. Metropol belki son anketinde yaklaştı. Ama asıl mesele bütün Türkiye geneliyle ilgili olarak böyle bir manzaranın ortaya çıkmasını sanırım CHP'liler dahil kimse beklemiyordu. Yani öyle oldu bence de. Ben bu arada tabii geçen podcastimizde ve YouTube yayınımızda Metropol'ün anketinin kafamda ciddi soru işaretleri oluşturduğundan söz etmiştim. Yani ben de gerçekten beklemiyordum. Onun gibi galiba bir şirket daha bildi. Şimdi adını hatırlayamadım. Fakat yani o bir İstanbul anketiydi. Orada tuttu ama memleket genelinde böylesine bir tablo çıkabileceğini ve o haritanın yarısının kırmızıya boyanabileceğini, yani CHP'ye atfedilen rengi boyanabileceğini kimse pek hesaba katmamıştı. Dediğin gibi CHP bile belki. Yani kimi şehirlerde aday problemi yaşandığını gördük. Kimi şehirlerde CHP'nin adayları ve ilçelerde diyelim çok iyi sonuçlar alınmasının bir başlıca nedeniydi doğru seçilmiş adaylar. Bazı yerlerde işte kıl payı kaybedilmesinin ya da çekişme yaşanmasının. Ama bir ölçüde de işte bu tabloyu AKP seçmeninin Erdoğan'a ve partisine küsmüş olmasına borçlu CHP diye düşünüyorum. Ya tabii ki sorumlu adayların olduğu yerde aslında CHP geriledi ya da kaybetti. İşte İzmir bunun bir örneği. İzmir'de oylar epey geriledi. %10'u aşan bir oy kaybı var. Hatay'da da kaybetti. Dolayısıyla esasen kamuoyunun sesine, seçmenin sesine kulak verseydi her iki yerde belki daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Evet. Bazı yerlerde de gerçekten ince yapılmış hesaplarla seçimi kazanabildi. Burada bir basiret değişikliği var aslında. Yani önceki CHP'den farklı olarak daha iyi çalıştığını anlıyoruz. Çünkü bugün Nezih Onur Kuru genç bir siyaset bilimci biliyorsun. Onun CHP'nin ekibinde olduğunu öğrendim sosyal medya paylaşımından ve çalışma yöntemlerini anlatmış. Yani çok işte CHP'ye oy veren, vermeyen seçmenlerin iyi analizi, işte daha önce veren ama Mayıs ayında vermeyen CHP seçmeninin ya da Millet İttifakı'ndaki diğer seçmenlerin yaş, meslek vesaire analizleri iyi yapılmış. Onlara özel olarak bir kampanya yürütülmüş oralarda, küçük şehirlerde. Dolayısıyla böyle bir iyi çalışmış bir ekip olduğunu anlıyoruz seçim sonuçları itibariyle. Aslında bunu seçim kampanyasında pek hissetmedik. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir performansı vardı. Bunu da değinmiştik hep. Güçlü bir performans. Doğru, rakibinin de zayıflığı da bunu perçinlemişti ama işte seçmeni yakalayabilmişti. Hem DEM Parti hem İYİ Parti seçmenini bir arada yakalamak çok zordu. Onu başarmıştı. Mansur Yavaş zaten belediye başkanlığı Ankara'da çok beğenilen bir isim. Onu da herkes hani açık ara kazanacağını tahmin ediyor ama 30 puan gerçekten çok enteresan bir sonuç. Ama İkiye katlamak bu yani. İkiye katladı. evet, yani Turgut Altınok bunu Tam hak tamam. etmişti. Çünkü Keçiören Belediye Başkanlığı dönemi gerçekten karanlık olaylarla dolu. Ve zaten mal varlığı konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamada epey bir mal varlığını gizlemiş olması da puanlarını epey kaybettirdi. Keçiören'de ne gibi karanlık hikayeler vardı Kemal? Tabii A takımı vardı orada 90'lı yıllarda. Hatta A takımının karıştığı bir cinayet vardı. Keçiören Ovacık'ta genç solcu bir çocuğun orada işte SHP'li belediye başkanı döneminde bir konut projesi yapılıyor. İnsanlar orada konut almak için paralar yatırıyorlar ama Keçiören Belediyesi el değiştirince
işte Turgut Altınok başkan olunca insanlar haklarını almak için direniyorlar. Çünkü o proje askıya alınıyor. O sırada işte genç bir çocuğu A takımından olan biri öldürüyor. Belgeler ortaya konuldu. Bunlar belediye ile irtibattı. Ve sonrasındaki Bu A uygulamaları takımı da çete zaten. gibi bir şey miydi? Tabii, yani Mafya hani ne? paramiliter diyebiliriz, hatta trans bireyleri dövüyorlardı sopalarla, onları kovalıyorlardı. İşte hele Alevi, Kürt, solcu insanlara yönelik tacizleri vesaire çok üst safhadaydı. Buradan Keçiören parantezini kapatıp şunu tespit, aslında bence çok önemli. İmamoğlu seçimin yıldızı gibi görünüyordu ama harita ortaya çıkınca Özgür Özel gerçeğiyle karşılaştık. Yani Özgür Özel'in bu süreci iyi yürüttüğü, iyi yönettiği ve de iyi çalıştığını anladık. Biraz. Evet, ama ben burada araya girip bir şey söylemek isterim. Bence Özgür Özel Hatay'da daha farklı bir adayla çıkılmasını sağlayabilirdi. Bunun için daha çok uğraşabilirdi. Yani bir takım şeyler, yani tabii kısa zaman içinde il örgütlerini dönüştürmek, değiştirmek, onlarla temas haline geçip bir takım konularda sorunları çözmek, kısa vadeli çıkarların peşinde olmaların önüne geçmek, bazı siyasetçilerin falan, bunlar zor. Fakat uzun lafın kısası, o kritikti ve önemli bir, yani Hatay önemli bir Evet, Hatay'ı dikdörtgendi. aslında seçmen de affetmedi yani. Evet, etmedi ve bu acı bir kayıptır. Ve Özgür Özel'in birçok alanda olumlu gördüğümüz hanesini not olarak düşünmüştüm. Bu bir ekip işi olarak da düşünmek lazım. Ben mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da sergilediği performansın Türkiye genelinde de görüldüğünü, Ekrem İmamoğlu'nun sesini duyurabildiğini düşünüyorum ve mesela kent lokantaları uygulamasıyla aslında seçim pardon, geçim zorluğu çeken birçok yerde de bir önemli örnek oluşturduğunu düşünüyorum. CHP'de belediyecilik açısından, yani sosyal belediyecilik açısından olumlu örnekler verdiğinin görüldüğünü düşünüyorum. Bugün medya çok iktidar yanlısı, muhalefet medyası gibi bölünmesine rağmen, bu iki oda arasında pek geçişkenlik olmamasına rağmen, sosyal medya aracılığıyla zannediyorum bir takım kitlelere kendini göstermeyi başardı Evet, Ekrem yani İmamoğlu. orada medyanın rolünün tabii bir daha düşünmemiz gerekiyor. Şöyle ki yakın dönemde bütün seçimlerde iktidar medyasının çok etkili olduğunu gördük. Yani özellikle son seçimde işte Kandil'den güya CHP adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik destek videolarından tut, işte sosyal medyadaki troll aktiviteleri falan bir kısım seçmeni buna ikna etmişti, buna inandırmıştı ve oy verme davranışını değiştirmişti. Ama bu seçimde barutu tüketmişlerdi. Bu DEM Parti'nin ayrı girmesinin çok büyük etkisi vardı bunda. Belki Mayıs ayında da Selahattin Demirtaş'a kulak verilseymiş ve ayrı bir adayla gidilseymiş, bu Kılıçdaroğlu'na artı yazabilirdi belki. Ama şunu gördük ki bu seçimde iktidar etkisini kaybediyor kendi kitlesi üzerinde, bu medya desteğine rağmen. Orada işte taşrayı etkileyen ekonomik sıkıntılar, emekliler, ücretliler, öğrenciler her birini etkilemeye başladı. Mayıs ayında bu etki hissedilmiyordu aslında. Evet, yani bak orada şöyle bir detay var. Bir kamuoyu araştırmacısını A Haber'in yayınında dinledim. Şimdi bir kamuoyu araştırmacısı diyorum. Geri dönüp belki bir sonraki yayında ismini de paylaşırım. Çünkü bu sonuçları konuşmaya devam edeceğiz belki. Ama metropol araştırmalarına bakıldığında da görülebilir zannediyorum. Özellikle son dönemde, 10 günlük dönemde bir fark ortaya çıkmış gibi görünüyor.
Bu 10 gün içinde neler oldu? Ya da son dönemde neler oldu? Bunlara bakmak gerekiyor. Ve ben Yeniden Refah Partisi'nin varlığının seçimlerdeki rol çalma kabiliyetinin de hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de muhalefet medyasının duyulmayacağı kamplarda, muhalefet medyasına kulak kabartmayan kamplarda Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın, oğul Erbakan'ın Şanlıurfa'dan 3 şart yerine gelirse çekiliriz demiş olması duyulmuştur. Bunun içinde Erdoğan'ın yakın çevresinin İsrail'le ticaretini kesmesi koşulu da vardı. Şimdi bu konu sosyal medyada da çok işlendiği için de ister istenmez duyuldu. İslami çevrelerde de konuşuldu. Gazze meselesini, Filistin meselesini ön plana koyan bir koşul olarak gören çevrelerde bence bu burukluğu yaratan ve bir nevi seçim boykotunu yaratan bir etken oldu. Yani beklenmedik bir şekilde Yeniden Refah Partisi'nin de bu gerçeği dillendirmesi Erdoğan'a ülke sathında bu kaybı da getirdi. Evet, yani orada AKP'lilerin söylemlerini de hakikaten seçmeni etkilediğini düşünüyorum. Çünkü işte bu ticareti savunanlar, hatta işte bu ticaretin yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ısrarla vurgulayan AKP'liler vardı. İsrail meselesinin hani çok makro düzeyde olmasa da kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Yeniden Refah Gelecek ve Deva Partisi'nin yapmadığı bir şey yaptı. Mayıs ayında Cumhur İttifakı'nda yer alarak aslında o tabana, yani AKP'den hoşnutsuz olan ama alternatif bulamayan tabana "ben de sizdenin" mesajını verdi. Davutoğlu ve Babacan bu mesajı Millet İttifakı içerisinde yer alarak verememişlerdi. Siyasi söylemleri de zaten belirsiz ve seçmeni yakalayacak bir muhalefet dili yoktu. Hani ne dedikleri belirsiz. Deva'nın kimliği belirsiz. Gelecek Partisi nerede duruyor siyaseten belirsiz. Dolayısıyla seçmene güven vermemişti. Yeniden Refah o kampta açık söyleyelim, kendisini dindar, işte muhafazakar, Müslüman olarak tanımlayan, siyasal İslamcı partilere oy veren kampta yer alıyor. Yeniden Refah o seçmene hitap ediyor ve Mayıs ayında da bunu ispatladı. Stratejik olarak bunu hesaplayarak mı yaptılar bilmiyorum ama doğru bir hamle. Ve Senin son dediğin Truva atı taktiğine tekabül ediyor o biraz. birbirlerine muhtaçtılar Mayıs'ta belki de. Yani Yeniden Refah böylece parlamentoya girmiş oldu ve de AKP'de istediği oy desteğine kavuştu. Şimdi Yeniden Refah artık kendi yoluna girdi ve de kendi yolunda hakikaten AKP'ye büyük darbe vurdu. Bir başka aslında mesele burada AKP'nin gerçek oyunu. Yerel seçimlerde bu biraz flulaşıyor. Çünkü ittifaklar da var ya, MHP mesela İstanbul'da, Ankara'da adayı çıkarmadı. Dolayısıyla gerçek oyunu bir hesaplamaya göre aslında AKP'nin, çünkü Devlet Bahçeli de oylarının %16 civarında olduğunu iddia etti. Bir hesaplamaya göre gerçekten de AKP %35, MHP %5-6 civarı görünüyor. O MHP'nin gerçek oyu %15 olmuş olabilir deniyor. AKP'nin oyunu da %30'un altına düştüğü söyleniyor ama özet olarak şunu söyleyebiliriz bence. CHP çok tarihi bir başarı sağladı. Evet. Bu çok önemli. 89 seçim etkisi, 1989'daki yerel seçimler, çünkü 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde ANAP iktidarı kaybetmişti. Ama Banu, bence orada asıl konuşulması gereken meselelerden biri de, 89 etkisinden söz edeceksek, 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde birinci durumdaki CHP üçüncülüğe düşmüştü. Niye? O Çünkü zaman ben de diyecektim ki 89'dan yerel seçim sonuçlarından o dönüm noktasından söz edeceksek bir de 1994 yerel seçimi dönüm noktasından söz Evet, etmemiz evet. lazım. Yani sonrasında Bu da bir Refah felaket oldu. Partisi'nin bayağı başarılı olduğu, iyi sonuçlar aldığı ve bugünkü AKP iktidarının önünün açıldığı, o yolun taşlarının döşenmeye başladığı dönem.
match. Oradaki en önemli etken Baykal ve Ecevit'ti. Evet. Baykal çünkü SHP içerisinde bir liderlik yarışına girdi. Hizipler oluştu parti içinde ve seçmen bundan dolayı çok rahatsız oldu, bir güvensizlik duydu. DSP de ısrarla ne bir seçim ittifakına yanaştı ne de işte solda birlik çağrılarına kulak verdi. Dolayısıyla parçalı haldeki sol önce 91'de birinciliği DYP'ye kaptırdı. DYP hükümeti kurdu, o koalisyonu küçük ortağı oldu. 94'te de malum çok aday girince İstanbul, Ankara'da soldan çok 3 aday giriyordu. DSP, SHP, CHP. Oylar bölündü ve siyasal İslam kabusu o zaman başladı. Deniz Baykal'ı Allah rahmet eylesin ama pek hayırla anmadık. Yani evet o ayrı bir zaman bir konu olabilir. Evet. Çok evet çok Aslında hizmet etti bir SHP'li takım belediyeler çok şeylere. da başarısız değildi 94'e doğru giderken ama süreci iyi yönetemediler. Yani Nurettin Sözen mesela, tabii o tarihlerde İstanbul'da yaşamıyordum bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla başarılı bir Yaşıyorum. belediye başkanı iken, işte sırf bir grevden ötürü çöplerin toplanmamış olması vesaire gibi çok İSKİ sembolik skandalı vardı hatalarla, unutma. İSKİ skandalı vardı bir de. evet İSKİ Yani skandalı gibi. Aslında İSKİ skandalının çapı da hani diğer sağcı belediyelerdeki yolsuzluklar karşısında çok küçük olmasına rağmen sansasyonel, hani medyanın da etkisi vardı. Orada medyanın Sabah ve Hürriyet ANAP ve Doğru Yol Partisi'ni tutuyordu. Dolayısıyla bir partizan medya gerçeği o zaman da vardı. tabii. Medyada inanılmaz bir zarar vermişti. O zaman bu sol partilerin seçimlerdeki performansına. Şimdi 89'dan alarak yani ya da 89'da bir kıyas yaparak devam edelim istersen. 89'da yerel yönetimlerde bir başarı vardı. CHP açısından diyelim. Yani bugünkü CHP. CHP. Efendim? CHP. Evet hani ben o yüzden Tamam. CHP açısından dedim. CHP geri baktığında o zamanki SHP'nin başarısını bugünle karşılaştırabilir. Ya da biz karşılaştırabiliriz. Şimdi 89'dan sonra bu sözünü ettiğin yokuş aşağı gidişin sebepleri neydi? Bunlar bir ders olarak bir kenara yazılmıştır diye düşünüyorum. Biz de biraz üzerinde durduk. Sen biraz önce özetledin. Şimdi CHP'nin bu oyları neden aldığını bütün etkenleriyle oturup analiz etmesi gerekiyor. Sen iyi bir ekip var ardında dedin. Siyaset bilimcilere burada çok rol düşüyor. Gerçekten yani toplumsal olarak nasıl bir tavır kondu, seçmen nasıl davrandı, neden böyle davrandı, bunun iyi izah edilmesi gerekiyor. Neyi değişik yaparsa Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar güç kazanabilir partisi sorusu beraberinde geliyor. Gerçi bir sonraki yerel seçimlerde Erdoğan artık bir cumhurbaşkanı olarak siyaset sahnesinde yer almayacağını söyledi ama belli olmaz. Biliyoruz. Halkımız istedi deyip gene farklı bir takım yöntemlere başvurabilir. O döneme kadar birçok başka şey de değişebilir. Daha önceki yayınlarımızda, konuşmalarımızda değinmiştik. Hani sistem de değişebilir falan. Ama sosyal belediyecilik şu an Türkiye'de en kuvvetli kazancı olabilir CHP'yi seçenlerin ve bütün belediyelerinde bunu bu konuda yeni bu örneği sosyal belediyecilik örneğini güçlendirmesi ve yaygınlaştırması gerekir. Aslında bu konuda İzmir'de Tunç Soyer'de bir takım adımlar atmıştı. Şimdi gelen belediye başkanı Karşıyaka'da görev yaparken ne gibi örnekler ortaya koymuştu bilmiyorum. Ama özellikle pandemi zamanı Tunç Soyer'in bir takım girişimleri vardı. Halka işte bir takım gıda maddelerini daha ucuza verebilmek için bir takım girişimlerde bulunmuştu. İşte yanlış hatırlamıyorsam marketler vardı vesaire. Yani olumlu örneklerin üzerinden gidip bir kere kendi artı hanesine ne geçtiyse onu artırması gerekiyor. Diğer taraftan işte Erdoğan neyi değiştirirse sonuç değişir. Gene o seçmen, küsen seçmen nasıl geri döner? Yani ekonomide bir düzelmeyi beklemek bence daha
uzunca bir süre mümkün değil. İşte emekli maaşına da zam yok dedi. Oradan da kaybetti Erdoğan. Onu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Yerel seçimlerden önce önümüzde gene bir genel seçim olacak ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Sistem değişikliğine de bu koşullarda nasıl giderler ondan emin değilim. O zamana kadar şimdi bu altılı masada falan aranan bir takım şeyler vardı ya Kemal. Orada o aranan sonuç çıkmadı ortaya. Belki CHP'nin daha farklı bir muhalefet birlikteliği ve toplumsal muhalefetin de daha farklı temalar, daha farklı öncelikler üzerinden birlikte hareket etmeyi öğrenmesi ve denemesi lazım. Aynı Van'da olduğu gibi. Lafı buraya getiriyorum. Van'a Yani geçmeden Banu, Van'a geçmeden ben bu, çünkü Van olayıyla belki ikisini birleştirerek konuşmamız gerekiyor ama şimdi DEM Parti ve temsil ettiği değerler, meseleler, DEM Parti'nin bileşenleriyle ilgili tam bir uyumluluk içinde olup olmadığı tartışılabilir. Onların da tekrar kendi içlerinde bir takım şeyleri ele almaları gerekebilir. Şunu da söyleyeyim, sözü sana vereceğim. Yani daha önce CHP desteğini istediği ama kamuoyunun karşısına beraber çıkamadığı bugünün DEM Partisi'yle o zamanın HDP'si Yeşil Solu'yla bugünün DEM Partisi'yle daha demokratik değerler etrafında çok net müştereklerde buluşabilir, bunu ilan edebilir ve orta vadeli bir stratejiyle belki ilerleyebilir diye düşünüyorum. Çünkü bunun önündeki İyi Parti engeli kalktı. Ben aslında burada Erdoğan atacağı adımların önümüzdeki 4 yılı şekillendireceğini düşünüyorum. CHP'nin de buna vereceği reaksiyonlar. Şimdi Erdoğan ilk açıklamasında kimileri ya ılımlı falan buldu ama bence çok sert bir açıklamaydı ilk açıklaması. Çünkü bir İlk kere rakibine, açıklamasından kastın hangisi? yani seçim gecesi açıklaması. Balkon Evet. konuşması. Yani orada ılımlı değildi bence. Çünkü çok doğrudan yine terörizm vurgusu yaparak, terörle mücadele vurgusu yaparak, yeri ve zamanı değildi. Seçim olmuş, bitmiş. Ve de rakibini tebrik etmeyerek, ona dair hiçbir şey söylemeyerek pozisyonu belirledi. Hemen arkasından Van olayının gelişmesi de bence bunun bir ispatı. Van değil sadece, işte diğer bir takım yerlerde kaybettikleri yerlerdeki davranışları vesaire. Erdoğan şunu zorlayacak. Bir siyasi, Türkiye'de en yapılması tehlikeli işi söyleyeceğim, bir siyasi kehanette bulunmaya çalışacağım ama görünen şey şu. Bir kere Deva ve Gelecek yok oldular. Yani Deva ve Geleceğin bundan sonra bir siyasi iddiası olmayacak, olamayacak. Yeniden Refah'a bir takım kadroları gidebilir bence ama asıl olarak parlamentodaki Deva ve Gelecek milletvekilleri AKP için açık av durumuna düştü. Çünkü bir daha seçilme olasılıkları yok. CHP listelerinden rahat rahat girip seçildiler. Ve de AKP yeni anayasa için referandumsuz formülleri zorlamak istiyor. Deva ve Gelecek'teki milletvekilleri çok açık olarak bence buna en yakın isimler. Ve de İyi Sistem Parti. değişikliği, özür dilerim, söz konusu olursa, ben de şimdi onu söyleyecektim sana. İyi Parti'de yarı başkanlık sistemi gibi bir sisteme sıcak bakabilir diye Meral konuşuyor Akşener için tek ilgili. çıkış yolu bu kaldı. Meral Akşener Evet. bu yenilgiden sonra başkanlık sistemini değiştiren siyasi lider olmak isteyecektir. Tek siyasi iddiası bu olabilir. Orada da AKP yapacağı yeni anayasada zaten %50+1'den rahatsız. Bunu yarı başkanlığa çevirecek bir formülle İyi Parti çok buna hazır, teşne olacaktır. İyi Partili vekiller ve Akşener. Ha, aralarında buna hayır diye ayrılacak olanlar vardır mutlaka ama İyi Partili vekiller Deva ve Gelecek çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. Anayasa değişikliği, sistem değişikliği dedikleri şey daha otoriter bir anayasanın temelleri atılmış olacak. Ve de Erdoğan oraya işte rahatsız olduğu ne varsa
mevcut anayasada. Çünkü mevcut anayasa Ama üçte iki çoğunluğu bulabilecek mi, bu rakamlara baktın mı Kemal? tabii ki yani bunları destek verirse en azından referanduma gidecek çoğunluğu buluyor. Referanduma gidecek çoğunluğu buluyor. Sen hani Ama gitmeden yolunu arıyor dedin ya. diğerlerini de bence bu etkiyle etkileyebilirse, çünkü Numan Kurtulmuş'un da iddiası o. Diyor ki referandumsuz bir anayasa gündemde diyor. Bunu zorlayacak. Bir yandan da ekonomide de şunu yapacak. Bu mevcut program devam edecek. Başka çaresi yok çünkü. Mevcut programla 2 ya da 3 yıl içerisinde bir sonuç almayı ve de kasayı yeniden doldurarak 4 yılın sonunda da işte Mayıs 2023'te ne yaptı? EYT'lilere emeklilik hakkı verdi. Biraz tırnak içinde bol keseden maaş ve ücretlerde zam yaptı. Seçime öyle gitti ve kazanmayı bildi. 2028'e de böyle gidecek ve de asıl mesele belki de Kürt sorununda bir çözüm olasılığı artık bence çok zayıf. Ben de öyle görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Çünkü Çünkü bu tavırla MHP'ye bu daha olmaz. muhtaç halde, Evet. yönünü çözüm sürecine çevirdiğinde toplumsal destek bulsa bile bunu oya tahvil etmesi çok zor, hatta belki oy kaybedebilir. Ve de bundan sonrası için itidalli bir sertlik politikası güdecektir bence. Önceliği kendisinin iktidarda olduğunu hatırlatacak işleri çok yapacak. Bu belki de işte milli birlik beka söylemiyle geçmişte çok oy kazandı. Şimdi yine bir işte Kandili operasyonu zorlayabilir. Yine kayyım belki atayacaktır, bilmiyorum. Ama Kürt sorununda bir yumuşama olasılığı pek zayıf. Çünkü şeyi de gördü. Yani DEM Parti seçmeni bu konuda net. Yani otoriter bir sisteme, Kürt sorununda bir çözüm süreci olabilir olasılığıyla gidip oy vermedi. Yani gitti İmamoğlu'na oy verdi İstanbul'da. Dolayısıyla ne yaptı orada, aslında tercihini göstermiş oldu. DEM Dolayısıyla Parti'de hiç göstermedi Erdoğan zaten. Yani ya da işaret etmedi ona yönelik, hani tabii pardon. Selahattin Demirtaş açıklama yapmadı mesela. Yani Selahattin Demirtaş DEM Parti adayına oy verin diye son dakika bir Onu açıklama demeye yapsaydı, çalışıyorum. hani yine belki İmamoğlu kazanırdı ama DEM Partili seçmeni etkilemiş olurdu. Çok etkili çünkü Demin Demirtaş. söylemeye çalıştığım şey, yani Erdoğan'la bir ümit olabileceğine dair herhangi bir işaret vermedi. Ona Evet. işaret etmedi demeye çalışıyorum. Yani muhatap Erdoğan, evet, ve bu çağrı yapılmalıdır. Evet, yani kalıcı bir şekilde Kürt meselesinin ya da realitesinin bir çözüme bağlanması önemlidir. Ama yani bu iktidarla, bu koşullarda, özellikle MHP de oyunun içinde olduğu sürece söz konusu olamaz bu. Erdoğan da daha önce Kürt meselesinin belirleyici olduğunu gördü kendi seçim başarıları açısından. Bunu biz genel seçimden sonra da konuşmuştuk seninle. Bir yayında değil ama aramızda konuşmuştuk. Yani o propaganda belirleyici oldu vesaire. Ama burada işte o propagandanın gücünü azaltabilecek şey ne olabilir Kemal? Ana muhalefetin, yani CHP'nin suçlu, kriminalize edilmek istenen, öyle gösterilen diğer muhalefet ile DEM Parti seçmeniyle, DEM Parti ile demokratik bir takım konularda müştereken hareket etmesi bir takım şeyleri normalleştirebilir. Evet, Ve bu söylemin katılıyorum. gücünden çalabilir. Özgür Akarşısın. Özel'in kişisel olarak da sohbetlerimizde de geçmişte biliyorum. En son yaptığımız söyleşide de buna vurgu yapmıştı. Şundan rahatsız olduğunu biliyorum. Söylem üstünlüğünü AKP'ye vermek ve de Evet. AKP'nin belirlediği sınırlar içerisinde politika yapmanın CHP'ye kaybettirdiğinin bilincinde ve şimdi bunun biraz tersini yapmaya çalışıyor. Sana Bunda bir örnek başarılı. veriyorum. 2011'de Kemal Kılıçdaroğlu Kürt demiyordu. Yani Kürt ifadesini kullanmıyordu. Hatta biz bir söyleşimizde bunu ona doğrudan sordum. Hani niye bu ifadeyi kullanmıyorsunuz? Ortada bir mesele var. Bunu kabul ediyorsunuz. İşte
Biz öyle Kürt-Türk ayrımı yapmadan bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza eşit bakan partiyiz falan mealinde bir takım şeyler söylüyordu Kemal ve Kılıçdaroğlu'nun da böyle bağlamsız yanıtları oluyordu değil mi? Bağlamsız cümleler. Yani siz bir şey soruyorsun ama o bambaşka bir. bu politik bir duruş değil zaten. Yani bir partinin belli bir politikası olması gerekir memleketin en önemli meselesiyle, değil mi? Niye en önemli meselesi diyorum? Çünkü insanlar ölüyor yıllardır. Yani on binlerce insan öldü bu mesele yüzünden. Ve bu konuda bir politik oluşturamamak, kendi dilini oluşturamamak ve Özgür Özel'in seninle görüşmelerinde, daha önceki konuşmalarında sende bıraktığı izlenimde olduğu gibi, yani AKP'nin diline teslim olmak, onun ittiği köşeden savunmaya geçer gibi savunma dürtüsüyle hareket etmek, bunlar kaybettiriyor. Bunlar kaybettiriyor. Evet, Ve şimdi ben bir Van ama bir örneğine parantez. gelecek olursak, Van örneği bu açıdan memleketin batısından doğusuna demokratik haklar konusunda, anayasal haklar konusunda, demokratik haklar konusunda, seçme seçilme hakkı konusunda bir birliktelik, birlikteliğin bu kadar güçlü sergilendiği nadir örneklerden bence. Ve iyi bir başlangıç bence. Evet, şaşırtıcı şekilde iyiydi. Bu tabii işte aslında bu tür birlikteliklerin, dayanışmanın ve de haksızlığa karşı meşru sınırlar içerisinde direnmenin gücünü görmüş olduk orada. Bu hakikaten seçim sonuçları kadar umut veren bir şeydi. Niye? Çünkü ortada çok provoke edilebilecek bir mesele vardı. Van'da DEM Partili aday Zeydan'ın mahkum olmasına neden olan sözleri hakikaten çok yani toplumun başka kesimleri açısından çok kabul edilebilir şeyler değildi. Ama hani o düşünce özgürlüğünü şok edici düşüncelere de özgürlük tanıması gerektiği yönündeki temel şiarını hatırlarsak neyse ama bir basın açıklaması nedeniyle mahkum olmuş ve siyasi yasak getirilmiş. Evet, Memnun ama haklarını sonradan almış, kalkmıştı. yasaklanmış haklarını almış. Çünkü cezaevinde yattığı süre var ve bu kesinleşmiş. O kesinleşmiş karardan sonra savcılığın tuzak kurar gibi ben bu kararı görmedim, görüldüsü yok ki detaya girip insanları sıkmak istemem ama hani işin Türkçesi şu. Hukukta bir karar kesinleşince artık o kararla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Ama savcılık ben bu kararı görmedim, görüldüsü yok diyerek üstelik UYAP sisteminde kayıtlı o karar yani görüldüsün olmaması mümkün değil. Bunu seçimden 2 gün önce değiştirerek tuzak kuruyor ve de bu tuzak AKP'li aday da biliyor bu tuzağı. Yani itirazından onu anlıyoruz. Memnu hakların iadesi kararını kaldırıyorlar ve de mazbatayı vermeme kararı çıkartırıyorlar İl Seçim Kurulu'ndan. Şimdi Şöyle bu bir detay vermek istiyorum. Biz dinleyenlerin belki daha iyi canlandırabilmesi için kafasında. Abdullah Zeydan'a haklarını geri veren mahkeme kararında işte net bir açıklama yapıyor ve ondan sonra bir temyiz süreci var. Temyiz süresi var. O süre içinde de başvurulmazsa eğer, yani itiraz edilmezse savcı tarafından, bu karar kesinleşiyor. Bu karar o yolla kesinleşti. Şimdi, değil mi? evet. Demin altını çizmeye çalıştığımız şey buydu. Savcı da ay yok ben görmedim diyor. Ama sonra ne oluyor? İşte Adalet Bakanlığı vasıtasıyla bir başvuruda bulunulduğu bilgisi Tabii vardı tabii Kemal'in. bakanlık var iş içinde tabii. Evet. Yani bu da bir tuzağa işaret ediyor tabii. Ama ne oldu? Mazbata gitti. Mazbata geri geldi. Ama sonra da Hakimler Savcılar Kurulu Abdullah Zeydan'a seçime girmesine imkan verecek şekilde haklarını iade ettiği için bir incelemeye tabi tutulmalı diye bir karar Şimdi vermiş. o mahkeme Onu da hakkında Hakimler Savcılar Kurulu bir inceleme başladı, bir soruşturma başlattığı haberi var. Ama o detaylı. soruşturmanın iki türlü olabilir. Bir, sen nasıl Abdullah Zeydan'a memnun haklarını iade ettin? Çünkü orada da bazı iddialar var ya. İki, ya kesinleşmiş bir kararı nasıl kaldırdın kendi kendine?
Şimdi olması gereken ikinci olayla ilgili bir soruşturma. Ama ben korkarım ki Hakimler Savcılar Kurulu ilkiyle ilgili, yani ilk memnuattan iadesi kararıyla ilgili bir soruşturma açmış olabilir. Çünkü Mehmet Uçum, sarayın hukukçusu, ne diyor? Diyor ki memnuattan iadesi kararı yanlıştı ve de AKP içerisinden de çokça mazbatanın verilmemesine tepki oldu. Hayati Yazıcı dahi YSK kararından sonra bir tweet attı. Mazbata verilmemesini eleştirdi. Hüseyin Çelikler vesaire Evet evet çok sonra bu AKP'li. kararın geri alınması iyi oldu falan diye tweet atanlar da oldu. Evet, ve bunlara aklını işte neoliberal batılı merkezlere satan AKP'liler gibi bir ifadeyle eleştirdi Mehmet Uçum. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı vardı. Acaba bu operasyonla sarayın onayı var mı yok mu diye. Uçumun bu açıklamaları anlıyoruz ki varmış. Yani oradan Evet, da öyle baksana kaç biliyorlar. paragraf yazmış. Evet. Dolayısıyla Van olayı kaldıramayacakları bir şey oldu iktidar açısından. Ben orada iktidarın tuzağa düşürülmeye çalışıldığı yorumlarına katılmıyorum. İktidarın bizzat içinde olduğu bir operasyondu o. Ama toplumsal tepki, bir aradalık ve bunu izahtaki güçlük, hukuki garabetin topluma iyi anlatılmış olması, netlik, yani hem Özgür Özel'in hem İmamoğlu'nun hem toplumun ne diyeceklerini baktığı birçok ismin buna karşı çıkması ve de işte TİP heyetinin, CHP heyetinin hemen Van'a gitmesi, bunlar aslında bir haksızlığa karşı nasıl karşı konulması gerektiğini ve nasıl sonuç alınacağını gösteren çok güzel bir örnek oldu. Son olarak şuna değinelim mi? Ekrem İmamoğlu'nda benzer bir tehdit beklemiyor. Yani yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu daha kritik bir pozisyon içinde aday olmaya kalkıştığında eğer siyasi yasak kararı kesinleşirse hakkında böyle bir Tabii tabii çok süreç çok ciddi bir var. tehlike var. O zaman evet aday olamaz yani Cumhurbaşkanlığına aday olması öngörülecek olursa diyelim. Hatta Ama yani o sırada Cumhurbaşkanlığını bir yana sistem bırakalım değişecek mi bazı. değişmeyecek mi onu da bilmiyoruz tabii. Ama böyle bir şey bekliyor. Şimdi CHP'nin en yıldız büyükşehir belediye başkanlarından ve siyasi figürlerinden birinin başına da aynı şey gelebilir. O zaman da gene ülke sathında bir destek görmeyi bu şekilde bekleyebilir Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorum. Evet, ama şimdi tabii çok enteresan bir döneme girdik. Birinci parti CHP bu uzunca bir dönemdir. Hatta benim işte ben 1 yaşındayken en son CHP birinci parti olmuş. %42'ler civarında oy alan Ecevit'ten şimdi işte %38 aldı. İktidar düne göre daha güçlü değil. Hareket alanı daha dar. Burada muhalefetin iyi yönetmesi gereken bir belediyeler süreci var. Bir iyi, yani kötü yönetmemesi yeter. Çünkü AKP'li belediyelerin nasıl yönettiğini herkes gördü. Büyük hatalar yapmadan, kamu hizmetlerini düzenli devam ettirerek, işte böyle. Eşe dosta herhangi bir pozisyon ya da ihale vesaire Evet, peşkeş öyle çekmedi. şahane halkçı belediyecilik örnekleri vermesine de gerek yok. Yani CHP zaten bunu yapacak bir organizasyon değil bence. Yani böyle çok halkın ihtiyaçlarını önceleyecek, belediye hizmetini yürütecek ve de bu anlamda işte mevcut sistemi zorlayacak bir yapısı yok. Düzgün yönetsin bence yeterli. O düzgün yönetim 2028'e giderken çok avantaj getirecektir. Çünkü insanlar bir yönetim pratiğine bakacaklardır. Ankara, İstanbul bu açıdan örnek. Kapatıyoruz herhalde Banu, ama Valla kapatıyoruz öyle gibi görünüyor. ben Daha içimde kalmasın bir şey söyleyeceğim. Yani böyle. Kılıçdaroğlu'dan kurtulmuş olmamızın nasıl bir ferahlatıcı etkisi olduğunu yaşadık. Ben Yani de onu düşündüm. Yani bu aslında söylemedim en başında ama seçimden hemen sonra kendi yakın çevremde konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmiş olması da bu sonucu getirdi mi acaba diye %100 yani tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasal basiretsizliği hem karar alma süreçlerindeki garipliği, yani
bir bütünlük, sistem, tutarlılık olmaması. Hem de olmadık zamanlarda olmadık lafları söyleyerek ya da bazen söylemeyerek partiyi hakikaten ve bütün toplumsal siyasal muhalefeti güç durumda bırakması. Buna nasıl sabretmiş CHP'liler? Hakikaten inanılmaz. Ama şunu da söyleyeceğim Kemal. Bak tam bütün bu söylediklerinde haklısın. Bununla beraber bunu daha önce konuştuk mu bir yayınımızda bilmiyorum. Tekrar ediyorsam affola ama 2019 seçiminden önce, yerel seçiminden önce kim İstanbul'da aday olacak diye çok tartışılırken ben ona Almanya'da bir toplantıda paylaştığımız bir podyumda kadın bir aday olabilir mi? Ve işte hani şaşırtacak güçlü bir aday olabilir mi diye sormuştum. Bir şey diyemiyorum demişti falan ama ondan sonra oradan ayrılırken bana dönüp dedi ki Banu Hanım size bir şey söyleyeceğim. Maalesef kadın bir adayımız olamayacak. Ama çok yakında açıklayacağız. Bu alanda çok tecrübeli, yöneticilikte tecrübeli, iş dünyasında tanıyan çok kuvvetli bir adayımız var dedi. O çok kuvvetli aday Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu bana söylerken gözlerin içi gülüyordu. Ekrem İmamoğlu'nun adı telaffuz edildikten sonra herkes bir durdu, ne yapmış, ne etmiş ona baktı vesaire. Ve Ekrem İmamoğlu müthiş bir, o zamanki ahengi içinde CHP'nin İstanbul örgütünün de müthiş bir sınav verdi ve o seçimi iki defa kazandı. Erdoğan'ı iki defa alt etti. Bu da Yani üçüncüsü doğru yaptığı oldu. şeyler Yani de vardır Mansur sanırım. Yavaş, Ankara'daki şey falan yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım icraati takdiri hak edeni de takdir edilmelidir diye düşünüyorum Bence de ama ama bunlar genel manzaraya baktığımızda Banu hakikaten hani bir terazi kurduğumuzda hiç tartmaz yani hani hatalarını karşılamaz. Çünkü bir kere Ekrem İmamoğlu'nun sahneye çıkmasında bir tür beraberinde kader gibi olan bir şey o isimlerden. yani o bir tür kader gibi yani bunu hesaplayıp eğer öyle olsaydı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterirdi 2023'te. Yani bütün Aa, o uyarılara kadar rağmen. değil işte, değil mi? Çünkü orada kendisini Ha, tabii mesela tabii yani oradaki yani yani evet bu hani kader gibi dediğim şey şu. Ekrem Kılıçdaroğlu İmamoğlu İstanbul açısından kadar Büyükşehir'e değil. aday gösterdi ama bu kadar kendisinin karşısında bir rakip olacağını, onu koltuğundan edeceğini çünkü İmamoğlu desteğiyle Özgür Özel kongreyi, kurultayı kazandı. Bunları bilseydi emin ol göstermezdi. Çünkü Bu da doğru. Haklısın. Kılıçdaroğlu'nun evet yani işte adalet yürüyüşü vesaire ama mühürsüz oylara okey dediği referandum akşamı yani ona karşı hiçbir şey yapmaması ve de dokunulmazlıkları kaldırılmasına evet diyerek bütün HDP'li vekilleri hapse göndermesine Evet. alet olması Ortak oldu. basiretsizliği bence en önemli şey o siyasal taktik hataları. Çok doğru. Nedeniyle uzun ömrü olsun, sağlıklı olsun, emeklilik hayatını huzur içerisinde geçirsin. İyi bir insan olduğuna inanıyorum ben de ama siyaset alanında toplumsal ve siyasal muhalefete verdiği zarar hakikaten büyük oldu. Peki, o zaman biz şimdi burada kapatalım. Bu konuları daha sonra da konuşmaya devam ederiz. Çünkü siyaset önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Yani toplum artık aradığı, özlediği muhalefeti bulacak mı? Muhalefet ihtiyacı olan gücü, o enerjiyi yaratabilecek mi? Bir sonraki seçimlerde görebileceğimiz. Mecliste senin çok isabetli şekilde bence tespitlerin vardı bu hani ileriye dönük anayasa değişikliğine dair kehanet demiştin sen. İşte orada mesela Erdoğan'ın oyununu değiştirebilecek bir role sahip olabilecek mi, oynayabilecek mi yoksa o da işine mi gelecek? Bunları çok konuşacağız. Evet. Bir sürü başlık söyledim size şimdi gene. Gel biz burada noktalayalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta Akıntıya İnat, Kemal Göktaş'la beraber yayına devam edeceğiz.